14 Mart Tıp Bayramı hekimler haklarını savunmak için bayram günlerinde 3 günlük greve gitti. Daha önce İl Sağlık Müdürlüğü ile Tabip Odası ortak karar alarak birlikte çelenk sunma töreni düzenleyeceklerini ve konuşma yapılmayacağını bildirmişti. Cumhuriyet Meydanı'nda bu sabah yapılan çelenk sunma töreninde Sağlık Müdürlüğü'nün konuşma yapacağını öğrenen Tabip Odası birlikte çelenk sunmama kararı aldı. İki taraf arasında gerginlik yaşandı. Sunmadı. Hayır, konuşma yapmayacağını söylendi. Hayır, hayır, lütfen. Ya konuşma yapılacaksa Tabip Odası'na yapan, konuşma ya da hiç kimse konuşmayacak. Hayır. Bizimle böyle anlaşma yapılmadı. Eğer bir şey olursa biz ayrı karar yapabiliriz. Sizi dinlemek istiyoruz. Aynen. Bizi sistem seyrediyorsunuz. Çanakkale Tıp Odası'nda konuşma yapmayacağı bir tören yapılmak isteniyor. Biz de böyle bir şeyin olamayacağını söylüyoruz. Evet, o zaman. Hayır, hayır. Böyle bir an. Ben şöyle bir şey konuşmayacak mıydım? Ocak günü tamamen beni dinleyeceğim konuşmayı yapıp... Hayır, biz öyle demedik. Biz o gün Naci abi birlikte konuşurken hiç kimse konuşmazsa birlikte tören yapacağız. Yani siz... Biz sizi davet ediyoruz. Tabip Odası müdürlüğü davet ediyoruz. Çanakkale Tabip Odası olarak ayrı bir törenimiz olacak. Çanakkale Tabip Odası olarak bu törenin... Bu tören değiliz. Yalnız sonrasında Çanakkale Tabip Odası'nın evet, töreni ayrı ederimiz. Olacak. Bu ne terbiyesizlik ya? Anons ettik Güneda Hanım o yüzden. Tamam. Çanakkale Aile Hekimleri Derneği çelengi. Sağlık Müdürlüğü Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Müdürlük adına Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Operatör Doktor Halil Gürkan Çoban bir konuşma yaptı. Bir canı kurtarmayı bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer sayan bir anlayışın sahipleri olarak COVID-19 salgını sürecinde de üstün bir gayret gösteren ailesinden ve sevdiklerinden ayrı kalarak mücadele eden tüm sağlık camiasına buradan bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Çobanın konuşmasının ardından Tabip Odası Anıt'a çelenk sundu. Çanakkale Tabip Odası Başkanı Güleda Erensoy ve eski oda başkanı Ersin Gin açıklama yaptı. Biz ilk defa Sağlık Müdürlüğü ile birlikte yapmak istedik. Birlikte yapmak isterken hep birlikte konuşalım istedik. Yalnız bazı yanlış anlaşılmalar oldu. Çünkü 14 Mart Tıp Bayramı çelenk töreni esas Tabip Odası'nın yıllardır geleneksel sorumluluğundadır. Dolayısıyla biz en azından konuşma yapıyor olmayı istemiştik. Gelenek olarak Türkiye'de tıp bayramını yerelde yerel tabip odaları organize eder. Diğer sağlık kurumu ve çalışanları davet edilir. Ve yıllardır Çanakkale'de bu böyle olmuştur. Maalesef son 10 yılda sağlık müdürlüklerimizin siyasi anlayışı nedeniyle bu organizasyona katılmamışlardır. Biz başka tören yapacağız demişlerdir. Ayrılık ve huzursuzluk buradan kaynaklanmıştır. Tabip Odası'ndan kaynaklanmamıştır. Protokolü Tabip Odası organize eder. Ama maalesef bugün hiç hoş olmayan, bize de yakışmayan, onlara da yakışmayan bir gerginlik yaşandı.